Üçüncü uygulama alanının birinci sorusundayız. Aşağıdaki cebirsel ifadelerin en sade hallerini yazınız. E, A seçeneğine baktığımda 3A artı 4A eksi 10A artı A yazıyor. Tabi burada harfler aynı olduğuna göre katsayılar arasında işlem yapabiliriz. Çünkü bunların hepsi benzer terim. 3A ile 4A'yı toplarsam 7 tane A yapar. Hatta üstüne hemen şu A'yı da ekleyelim. 8A olsun. 8A'dan 10A'yı çıkartırsak eksi 2a yapar. Şu şekilde yapabiliriz. Burada 8a eksi 10a işlemini de tekrar göstereyim. 8a'nın işareti artıdır. 10a'nın işareti eksidir. Burada işaretler farklı olduğu için büyük sayıdan küçük sayı çıkarılarak büyüğün işareti yazılır ve eksi 2a bulunur. Böyle e, orada tekrar bir detay vermiş olalım. Şimdi b seçeneğine geçiyorum. B seçeneğinde 3x ile eksi 2x arasında işlem yapabilirim. Çünkü biz benzer terimler arasında işlem yapabiliyorduk. 3x'ten de 2x'i çıkartırsak burası x yapar. Şimdi diğer taraftan artı 16 ve eksi 12 kaldı. İşaretler farklı olduğu için büyük sayı olan 16'dan küçük sayı olan 12'yi çıkaracağım. Ve büyüğün işareti olan artıyı yazacağım. Bu durumda sonuç x artı 4 yapar. C seçeneği ile devam edelim. İlk olarak benzer terimleri belirleyelim. Burada 5y, eksi 6y ve eksi 4y arasında işlem yapacağız. Y'li terimler benzer terimdir. Daha sonra da artı 10 ile eksi 16 arasında işlem yapacağız. O zaman y'li terimlerin katsayıları arasında işlem yapalım. Burada y'nin katsayısı 5 yazıyorum. Y'nin katsayısı eksi 6 ve y'nin katsayısı eksi 4. O zaman y'nin katsayısı bu işlemin sonucu olacak. Şu şekilde artı 5'i yazıyorum artı 5 dursun. Eksi diyelim işareti eksi olanları toplayalım. O zaman 5'ten de onu çıkartırsak eksi 5 yapar orası. Demek ki y'nin katsayısı eksi 5 olacak. Eksi 5 y. Şimdi sabit terimi bulalım. Artı 10 eksi 16 işleminin sonucu da bize sabit terimi verecek. Burada yine işaretler farklı olduğu için büyükten küçüğü çıkarıp büyük işaretini yazıyorum. Yani bu işlemin sonucu eksi 6 yapmış oluyor. Böylece bulduk. Eksi 5 y eksi 6. Şimdi D seçeneğine geçiyorum. Orada x'li terimleri kendi arasında toplayacağız. Önce şu şekilde x'li terimleri bir belirleyelim. 4x, 9x daha 13x yapar. 1x daha 14x yapar. Hemen şu hatırlatmayı yapıyorum. X'in önünde herhangi bir sayı yazmıyorsa 1 vardı. O yüzden 1x ile toplayarak 14x dedik. Şimdi Y'li terimlere bakalım. Kalemde rengini değiştirelim bu arada. Y'li terimler eksi 18 y ve eksi 3 y var. Yani bunların katsayıları arasında işlem yapacağız. Y'nin katsayısı eksi 18, y'nin katsayısı eksi 3. İşaretler aynı olduğu için 18 ile 3'ü topluyorum ve aynı işareti yazıyorum. Bu durumda y'nin katsayısı da eksi 21 oldu. Bunu da bulduk. Şimdi sabit terime geçiyoruz. Artı 12 ile eksi 20 arasında işlem yapmamız gerekir. İşaretler farklı olduğu için büyükten küçüğü çıkarıp büyüğün işaretini yazıyorum. Eksi 8 yaptı. İkinci soruyla devam edelim. Yine aşağıdaki cebirsel ifadelerin en sade hallerini bulmamız istenmiş. A seçeneği ile başlayalım. Benzer terimler arasında işlem yapacağız. Burada ağları toplayacağız. Ağlı terim olarak yazacağız. Sayıları toplayacağız. Sayı olarak yazacağız. O halde A ile 2A'yı toplarsam 3A yapar. Üstüne bir 3A daha eklersem 6A yapar. Burayı buldum. Sonra geçiyorum sayılara. A'lı terimleri topladım. 1 ile de 2'yi toplarsak artı 3 yapar. O zaman bu seçeneğin cevabı 6A artı 3. Şimdi diğerine geçiyorum. Burada 3x ile toplayabileceğim başka hiçbir terim yok. x'li terimler kendi arasında toplanır. Ancak burada x'li başka bir terim yok. O zaman aynen yazıyorum 3 eksi. Eksi 4 ile toplayabileceğim artı 7 var. Eksi 4 artı 7 daha artı 3 yapar. İşaretler farklı olduğu için 7'den 4'ü çıkarıp 7'nin işaretini yazarız. Ve 2y ile de toplayabileceğim bir terim olmadığı için burası da artı 2y yapar. Bunu eğer seçenekli çoktan seçmeli bir sınavda böyle bir şey karşınıza çıkarsa seçeneklerde bu sırada vermez genelde önce x'li olan ifadeyi yazar, sonra y'li olan ifadeyi yazar, en sonunda sabit terimi sayıyı yazar. Ve zaten biz biliyoruz ki toplama işleminin değişme özelliği vardır. Yani toplanan sayıların yerini değiştirsek bile sonuç aynıdır. E, bu şekilde gösterimlerle karşılaştığınızda bu nedenle şaşırmayın. Devam edelim şimdi. Geçtik C seçeneğine. Yine benzer terimler arasında işlem yapacağız. Bu arada burada parantezler var ama parantezlerin aslında etkisi yok. Çünkü birinci parantezin önünde hiçbir işaret yok. Bakın burada parantezin önünde şöyle göstereyim. Eksi gibi görünmesin. İşaret olmadığı için parantezin içindeki sayıları etkileyen bir durum yok. Yine aynı şekilde buradaki parantezin önünde artı var. Bir parantezin önünde artı olması parantezin içindeki terimleri kesinlikle etkilemez. Ama eksi olsaydı etkilerdi. Onu birkaç adım sonra öğreneceğiz. Bunlar parantezi etkilemediğine göre direk benzer terimler arasında toplamaya geçiş yapabiliriz. O zaman başlayalım. X kare demek 1 x kare demekti. X kare ile 2 x kareyi topladım. 3 x kare yaptım. Geçiyorum xli terimlere. 4 x eksi 4 x'ten 0 geldi. Geçiyorum diğerine artı 1 artı 3'ten artı 4 geldi. Yani bu işlemin sonucu 3 x kare artı 4 yaptım. Şimdi geçiyorum D seçeneğine. D seçeneğinde yine aynı şekilde bakın parantezler var. Ancak parantezlerin önünde artı olduğu için parantezlerin işlem sonuçlarının etkisi yok. Direkt toplamaya başlayabiliriz. 2Y ile 3Y'yi toplarsam 5Y yapar. Yazıyorum şu şekilde. Geçelim X'lere. Eksi 3X, eksi 2X daha. Eksi 5X yapar. Ama yanında da artı 5X var. E o zaman eksi 5x artı 5x birbirini götürecek. Cevabımız 5y olacak. Ve üçüncü sorudayız. Bir geometrik şeklin çevre uzunluğu. Bütün kenar uzunlukları toplanarak bulunur. Buna göre soruyu okuyalım şimdi. Aşağıda Mehmet amcanın üçgen şeklindeki çilek bahçesinin kenar uzunlukları cebirsel olarak verilmiştir. Buna göre bu çilek bahçesinin çevre uzunluğunu veren Cebirsel ifadeyi bulunuz. Tamam teker teker kenarları toplayacağız o zaman. E, direkt buraya yazabiliriz. mesela şuradaki kenar uzunluğu 2 eksi x. Bunu bu şekilde yazalım. Ondan sonra diğer kenar uzunluğu 3x eksi y eksi 10 yazalım. Ya da diğer kenar uzunluğu x eksi y artı 1 yazalım. Ben böyle yazıp toplarsam daha iyi anlarım diyenler böyle yazıp toplasınlar. Ben daha hızlı çözüme ulaşmak istiyorum diyenler direkt şekil üzerinden toplasınlar. Hemen gösterelim şimdi ikinci bir yöntem olarak şekil üzerinden toplamayı. x ile eksi x birbirini götürdü. Tamam oradan sıfır geldi orayı dikkate almıyorum. Burada 3 x kaldı. O zaman bu 3 x'i yazacağız şu şekilde. Daha sonra eksi y ile eksi y eksi 2 y yaptı. Artı 2 y ile topladığımda sıfır geldi birbirini götürdü. Şimdi sayılara geçiyorum. Sayılarda eksi 10 artı 1 işaretler farklı olduğu için 10'dan 1'i çıkarıyorum. onun işaretini yazıyorum. Böylece çevre uzunluğunu bulmuş olduk. Kontrol edelim. Boşta kalan bir terim var mı? Bütün terimleri topladık mı? Evet hepsini topladık. Bu durumda bu işlemin sonucu da 3x-9 yaptı. Dördüncü sorudayız. Kare, üçgen ve daire cisimleri eşit kollu bir terazinin kefelerine aşağıdaki gibi yerleştirildiğinde terazi dengededir. Hemen terazi modelini bir inceleyelim. Sağdaki kefede üçgen ve daire var. Soldaki kefede ise kare var. Demek ki üçgen ve dairenin toplam ağırlığı karenin ağırlığına eşitmiş. Devam edelim soruyu okumaya. Kare ve daire cisimlerin ağırlıkları kilogram türünden sırasıyla 2x kare artı 6x eksi 3 Birinci sırada kare vardı. O zaman birinci sırada verilen cebirsel ifade karenin ağırlığıdır. İkinci sırada daire vardı. O zaman ikinci sırada verilen cebirsel ifade de dairenin ağırlığıdır. O zaman şöyle dairenin ağırlığını da yazalım. Eksi 5x artı 2. Şimdi şekli incelediğimde üçgenin ağırlığıyla dairenin ağırlığının toplamının karenin ağırlığına eşit olduğunu görüyoruz. O zaman verilmeyen üçgen cisminin ağırlığını bulmak için de karenin ağırlığından dairenin ağırlığını çıkartabiliriz. Şimdi çıkarma işlemi olduğu için bunu bir yazalım. Önemli orada eksi var ve çok dikkat etmemiz gerekiyor. Karenin ağırlığından yani 2x kare artı 6x eksi 3'ten dairenin ağırlığını yani x kare eksi 5x artı 2'yi çıkaracağımızı söylemiştik. E, bu çıkarma işlemini yapabilmemiz için önce parantezleri açmamız gerekir. Çünkü parantezin önündeki eksi işareti parantezin içerisindeki her bir terimi etkileyecektir. Artı varsa etkilemez demiştik. Onu dikkate almaya gerek yoktu ama eksi varsa etkiler. Bayağı etkiler yanlış cevabı buluruz. Şimdi ilk başta birinci parantezden başlıyorum. Önünde herhangi bir işaret olmadığı için içindeki terimleri aynen yazıyorum. 6x, eksi 3. İkinci paranteze geldiğimde önünde eksi işareti olduğu için parantezin içerisindeki her bir terimin ters işaretlisini yazacağım. Bakın burada x kare yazıyor. Biz ona eksi x kare diyeceğiz. Yani teker teker eksi ile çarpacağız. Burada eksi 5x yazıyor. Biz bunu artı 5x diyeceğiz. Ve burada artı 2 yazıyor. Biz bunu eksi 2 diyeceğiz. Parantezi de eksi içeriye dağıtarak açmış olacağız. Şimdi bir sonraki hamlemize geçelim. Benzer terimler arasında işlem yapmamız gerekiyor. 2x kare ile eksi x kare benzer terimdir. Bunların arasında işlem yaparsak 2x kareden 1x kareyi çıkartırsak x kare yapar. Devam edelim şimdi artı 6x ile x artı 5x benzer terimdir. O zaman 6 ile de 5'i toplarsak artı 11x yapar. Bunun da sonucunu bulduk. Şimdi sabit terimlere geçiyorum. Eksi 3 ile eksi 2 benzer terimdir. İşaretleri aynı olduğu için toplayarak aynı işareti yazarız ve böylece sonucu x kare artı 11x eksi 5 olarak bulmuş oluruz. Tüm video içeriklerimizi sizlere ücretsiz olarak sunuyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bizi desteklemek için bu videonun altına yorum yapabilirsiniz. Sağlam altyapı, sağlam gelecek. Altyapı yayınları.